TV9 İzmir ekranlarından herkese merhaba. Benim Muhtarım programıyla karşınızdayız. Ben Demet Nur Arslan. Bugün yanımda çok değerli bir konuğum var. Esentepe Mahallesi Muhtarı Sayın Sakine Daloğlu ile birlikteyiz. Muhtarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkür ederiz. Yeni yayın dönemimize başladık. Çok heyecanlıyız. Sizleri de konuk ettiğimiz için çok onur duyuyoruz. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Muhtarım şöyle başlamak istiyorum. Seçimin üzerinden biliyorsunuz 6 aylık bir süreç geçti. Şu anda da Ekim ayındayız. Bize bu süreci anlatabilir misiniz? O 6 ay nasıl geçti sizin için? 6 ay bizde koşuşturmalı aslında. Çünkü şöyle, yeni bir belediye başkanı, yeni bir muhtar, çalışma sistemleri biraz daha farklılaşmaya başlıyor. Yavaş yavaş oturuyor tabii bu. Halkın istedikleri zaten belirli şeyler var. Temizlik özellikle, parklar, bahçeler. En çok bizlerde söz konusu olan, çünkü benim mahallemde en fazla ağaç olan, yeşilliği bol olan bir mahallede oturuyorum. Çok güzel. Oturmuş bir mahalle. Benim asfalt yapılacak öyle aman aman bir yolum yok. Farklı bir yatırımlar yapılacak yerlerim yok. Çünkü her şeyi oturmuş bir mahallede yaşıyoruz. Bu mahallenin bir tek tek sorunu olabilir. Süpürme, temizlik, çöplerin alınması ve park bahçelerin bakımları. Tabii yönetimler değişince bazı şeyler de farklılaşmaya başlıyor. Aksaklıklar olabiliyor. Daha çok yeni her şey, evet, bana göre. Evet. Ama çok yol da kat edildiğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle, katılıyorum. Evet. Belediyemizin çok değişik etkinlikleri oldu yazın çocuklar için. Bizleri de bunların içine aldılar. Zaten benim mahallem dediğim gibi oturmuş bir mahalle. Sosyal etkinliği fazla olan bir mahalle. Mahalle halkıyla yaptığımız gezilerimiz var. Bir folklor ekibimiz var. Bu sene folklor ekibimizle Ohrid'de bir festivale katıldık. Çok güzel. Mahalle, evet, grubumuzla beraber. Aynı zamanda çeşitli kurslarımız var zaten semt merkezimizde. Biz de bunlara ayrıyeten kültürel bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Evet. Tekrar folklor kurslarımız tekrar başlıyor yeni dönemde. Farklı etkinliklere katılmak için ona göre ekipler hazırlanacak. Dediğim gibi belediyeden aldığımız hizmetler yavaş yavaş farklılıklarıyla oturacak. Tabii, kişiler beni de yeni yeni tanıyorlar aslında. Hani tanımış olmalarına rağmen bu hizmette yeni tanıyorlar. Çünkü ben orada sosyal projelerde daha yoğunluktaydım. Üretici kadınlarım var. Üretici kadınlarımla her ayın ilk çarşambası kuruyorduk. Şimdi onu bu hafta, önümüzdeki hafta 9'unda tekrar kuracağız. Poligon Barış Selçuk Parkı'nda. Başkanla çok güzel projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çok daha yeni diyorum. Çünkü dediğim gibi vatandaş beni tanıyacak. Belediyenin hizmetlerinin değişikliğiyle kabul edecek. Bu bir süreç olacak hepimiz, evet, için. Evet, çok haklısınız. Ama tabii tez canlarımız da olacak. Herkese kendinizi sevdiremezsiniz. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Memnun olan olacak, olmayan olacak. Ama biz elimizden geldiğince en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü muhtarlık dediğiniz kurum devletin birinci basamağı, ilk kapısı. Halka en yakın kapı aslında. En yakın, evet, kapı. Biz vatandaşla kurumlar arasında bağ kurmaya çalışıyoruz. Onların isteklerini, sıkıntılarını iletmeye çalışıyoruz. Evet. Yaptığımız isteklerin arkasında duraraktan onların takibini yapmaya çalışıyoruz. Fakat benim mahallemdeki en büyük sıkıntı, bu yalnız benim mahallemde değil, tüm İzmir genelinde var. Türkiye'yi bilmiyorum ama İzmir genelini biliyorum. Diğer muhtar arkadaşlarımla da bunu konuşuyoruz. Evet. Biz Gediz Elektrik'le sıkıntı yaşıyoruz. Onlarca şikayet şeklinde mi? Hayır. Bir sokak lambalarımızla sıkıntı yaşıyoruz. Gelip değiştirilmesi gerekiyor veya herhangi bir asfalyası 60, hani sigortası 60 derler bizde İzmirlilerin tabiriyle, asfalyası 60. Bunların yapılması gerekiyor. Ampul değişecekse onlar, fakat hiçbir şekilde onca şikayet oluşturmamıza rağmen maalesef sonuç alamıyoruz. Şimdi bunun üzerine gitmeye başlıyoruz. Bir de dediğim gibi benim yeşili çok fazla, ağacı çok bol olan bir mahalledeyim. Tellerimizin içinde ağaçlar çok fazla. Artık ağaçlar tellere ulaşmış durumda.
Bunu da belediye kesinlikle bulamasını yapamaz iş güvenliği açısından. Bu Gediz Elektriği. Evet. Bunu da defalarca bildirmemize rağmen henüz bir sonuç alamadık. Ama son bir hamle yaptık. Umuyorum ki bu son hamlede kesinleştireceğiz. En kısa sürede halletmeye çalışacağız. Dediğim gibi bu yalnız benim mahallemin değil, tüm İzmir'in bir sorunu. Evet, çok haklısınız. Çok büyük buradan sıkıntı yaşanıyor. Buradan da duyurmuş oldunuz. Evet. Tekrar da duyurmuş olmak istiyorum. Gerçekten insanlar için bizim mahallemizin yaşayanları %80'i diyebilirim 65 üstü. Genel nüfusu ne kadar peki mahallenizin muhtarı? 5000 kusur bir nüfusumuz var. Çünkü boşalan evlerimiz var, bir kentsel dönüşüm alanımız var. Orası daha bir netleşmedi, firmalar arasında bir sıkıntı yaşanıyor vatandaşlarla. Evet. Oranın işte kentsel dönüşüme geçecek. Bazı evlerimiz boşaltıldı, karotesli alındığından dolayı dayanıksız görüldü. Ve bunlar il şehircilik tarafından tespit edilerek boşaltıldı o binalarımız. Evet. Bazıları yıkıldı, bazıları yıkılmadı. Onlar da bizim için çok büyük sorun. Kesinlikle. Çünkü orada bitişik nizamda mesela 3 tane veya 4 tane blok yan yana veya 2 blok yan yana o sosyal konutlarda. Bir tanesinden karotesli alınmış, riskli bina ilan edilmiş ve boşaltılmış. İl şehircilik tabii kurumlara yazıyor, belediyeye yazıyor, evet. Gediz Elektriğe yazıyor, İSSU'ya yazıyor, elektrikleri kesiliyor, suları kesiliyor, binalar boşaltılıyor. Fakat bir değişik nizamdaki bina yüzünden yıkılamıyor, metruh bina haline dönüşüyor. Şu an bizde de böyle binalar var. Vatandaşlarımız bu konuda çok rahatsız. Haklı olabilir. Yani o kısmın bir an evvel çözüme gitmesi hepimiz için çok güzel olacak. Kesinlikle. İnşallah en kısa sürede düzelir de o insanlar da rahat eder. Herkes soruyor ne olacak ne olacak, bizim elimizde olan bir şey değil. Evet. Ama sizin, dediğim gibi... Tabii sizin mahallenizle de birlikte İzmir'in çeşitli bölgelerinde kentsel dönüşüm konusunda evet, çok büyük, çok problemler, büyük problemler yaşanıyor. Kesinlikle. Çok hani geçtiğimiz haftalarda biz de bir haber yaptık. Örnekköy mahallesinde devam eden bir kentsel dönüşüm süreciyle ilgili. Çok karma karışık bir hal alıyor sonrasında. Müteahhitlere gidiyor, müteahhitler arasında değişiklikler oluyor. Arkasından büyük şehirde tam olarak bir organizasyon yapılamıyor. Çok büyük bir sorun aslında dediğiniz gibi İzmir'in evet, genelinde. İzmir'in genelinde var. Evet. Bizim orada da var. Ama diğer taraf bizim imkent blokları dediğimiz kısmımız var. Orası düzenli, oturmuş, her şeyle tam bir yaşanılacak şehir. Şehrin merkezinde her şeye en yakın olan evet. Ama bir sahil beldesi gibi, bir kırsal gibi sessiz, nezih bir yer mahallemiz aslında. Dediğim gibi yaş oranı biraz yüksek. Emeklilerden %80'i hemen hemen oluşan bir mahallemiz. Çok mahallemde 3 tane okulum var. Birisi devlet okullarından özel engelli çocuklarımızın meslek edinme okulu var. Bir ortaokulumuz var, Şeker Mevhibe. Öğretmenler Şeker Mevhibe Ortaokulumuz ve bir tane de kolejimiz var mahallemiz sınırları içinde. Onlarla da dayanışma yapmaya çalışıyoruz. Belli etkinliklerde ihtiyaç olan çocuklarımıza el uzatmaya çalışıyoruz bunların içinde. Çok güzel bir iş. Gücümüz yettiğince. Evet. Sağ olsun birçok duyarlı mahalle sakinimiz bunlara destek vermeye çalışıyor. Bu yeri gelmişken ihtiyar heyetinizden de bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Kimlerden oluşuyor, ne iş yapıyorlar, meslekleri neler? Evet, benim şu anki ihtiyar heyetimde birinci sırada eski muhtarımız Şenay Muhtarım var. Çok güzel, evet. İkinci sırada yine Şenay Muhtarım'ın da azası olan Neslihan Gülsav arkadaşım var. Hüseyin abimiz var, bir tane Mimkent'te 50 senedir oturan ve 30 senedir azalık yapan bir abimiz. Hep muhtarlarla beraber, evet. En eski olan. Bir emekli öğretmenimiz var, bir ev hanımımız var, yine bir Esot'tan emekli bir arkadaşımız var, yine ticaretle uğraşan bir mahalle sakinimiz, bayanımız var, işletmecimiz. Bunlardan oluşuyor. Herkesinden aslında bir temsilci var, evet, gibi. Evet, çoğunluğuna bayanlardan oluşan. Çok doğru bir karar. 8 kişiden 6'sı bayan, 2'si erkek olan bir ihtiyar meclisiyle çalışıyoruz. Çok doğru, haklısınız. Bir de şeyi sormak istiyorum size.
Karabağlar Belediyesi ile, yani Halil Kınay Başkanımızla, geçen de genel yayın yönetmenimizle birlikte bir ziyaret gerçekleştirmiştik kendisine. Ve muhtarlarımızla, 54 muhtarımızın her biriyle toplantı yapıyoruz. Haftalık bir gün belirliyoruz ve her birinin katılımıyla gerçekleştiriyoruz, evet, dedi. Bu toplantıların sizin mahalleniz için yararları nelerdir? Şimdi tabii yeni yeni başladı, farkındayım ancak. Şöyle, ilk başından beri her ay bir toplantımız var bizim normalde. Başkanımızın muhtarları topladığı. Tabii süre 58 tane muhtarız ve hepsiyle aynı anda herkes bütün derdini sıralayamıyor. Evet. İlk başta bir küçük derdimizi söylüyoruz. Ondan sonra dilekçelerimizi hazırlıyoruz. Başkanımıza ulaştırıyoruz. Kendileri bu konuda çok titizler ve ne bugüne kadar yazdıysak dikkate alındı ve okullardaki sıkıntıların giderilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Belediyemizde bir sıkıntımız yok. Biz bir aileyiz. Çok güzel. Çok güzel. Çünkü benim mesela mahallemde temizliği yapan, süpürgeyi yapan, temizlik işlerinden arkadaşlarımız var. Onların belli bir saatleri var. Çay saatleri. Evet. Benim yanıma gelinler. Zaten bizim çay ocağı gibi sürekli bir çayımız var, kahvemiz var. Otururlar. İşte muhtarım şu sokakta şu var, bu sokakta bu var. Veya bana gelen bir şikayet varsa, bu sokağa yarın, bugünkü programını bozma, yarın da bu sokağa girelim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi çok ağaçlıklı bir bölgedeyiz. İstediğiniz kadar süpürün ve adı üzerinde Esentepe. Her tarafımız yaprak, şimdi sonbaharın güzelliğiyle rengarenk yapraklarla doluyor. Bazı fotoğrafçılar için çok güzel bir manzara olabilir ama bazen de hayat kalitesini de etkiliyor dediğim işte, gibi. İşte kimisi için o yaprak çok güzel. Doğal gübre ve doğa. Evet. Kimisi için de maalesef kirlilik olarak, evet, nitelendiriyor. Artık herkesin gönlüne göre bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. İşiniz zor olarak. Ama gerçekten çok mükemmel, evet, bir şekilde yerine getiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Şu anda tek sıkıntımız konteyner kapaklarımızın çoğu kırıktı. Bir derdik. Biz bütün hangi apartmanın önünde, hangi sokakta, hangileri tespit ediyoruz, resimliyoruz. Bunu temizlik işlerimize iletiyoruz. Şimdi onların yenilenmesiyle uğraşılıyor. Çünkü artık elimizde konteyner kalmadı. 58 mahalleye yetişmenin imkanı yok. Kesinlikle öyle. Maalesef. Kesinlikle öyle. Kırılıyor otomatikman. Boşaltılırken deforme oluyorlar. Şimdi onlarla ilgili bir çalışmamız var. Ama onun haricinde dediğim gibi parklarımız, bahçelerimiz, bizim bakımlara devam ediyor sürmeye. Budamalarımız devam ediyor. Evet. Biraz sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi 58 mahalle İzmir'in en büyük ilçelerinden birisi Karabağ. Kesinlikle öyle. Ve çok da kozmopolit bir yer. Çok kozmopolit bir yer. Bizim mahallemiz oturmuş şehir merkezinde bir mahalle. Diğer çok sıkıntılı mahallelerimiz var. Maalesef, evet. İşte çalışmalarını takip ediyor olabilirsiniz belediyemizin. Mesela birçok yerde yollarda çok büyük sıkıntıları vardı. Asfalt seriliyor. Benim mahallemden bunu gören, ay şu muhtar asfalt yaptırıyor, biz ne yaptırıyoruz? Nereye yaptıracak? Yani gerçekten yetişmeye çalışıyorlar. Evet. Çok zor durumda olan mahallelerimiz var. Bu mahallelere daha iyi hizmet verebilmek için, o insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için tabii ki öncelik vermek zorunda kalıyorlar. Evet. Dediğim gibi benim o tür şeyleri yok, mahallemin ihtiyaçları yok. Ben de temizlik ve parklar, bahçelerden başka yapılacak bir işim yok. Bir de işte mahallemde bir tane ata saham var. O sahanın bir an evvel başkanım geldi, yerinde inceledi kendisi. Orasını projelendirmesi var. İşte bir an evvel o projelendirme yapıldığı anda mahallemize bir daha hareketlilik, bir şeyler daha gelecek. Evet. Çok da güzel olacak. Çok haklısınız muhtarım. Bir de yorumlar var sizin için. Onları da okumak isterim izninizle. Çağlar Gizem Aydoğan yazmış. Emeğinize sağlık muhtarım, iyi ki varsınız diye. Aynı şekilde Benay Ersoy yazmış. Sizi seviyoruz sevgili muhtarımız. Başarılarınızı, çalışmalarınızı, gayretinizi görüyoruz. Güzel çalışmalarınızın daha da güzelleşeceğini biliyoruz. Kutluyorum demiş. Teşekkür ederim. Kendisinin mesajını da iletmiş olayım size. Teşekkür ederim. Bu da var değil mi? Hani kadın bir muhtar olarak, başarılı bir muhtar olarak hani sevgi derecesi artabiliyor aslında. Evet. Yani o samimiyeti, sıcaklığı sizden gördükçe oradaki insanlar, evet, aslında o samimiyet sizin aranızda bir sevgi bağda kurulmasını sağlıyor. Evet, bence. Aslında benim dışarıdan normalde duruşum soğuk birisi gibi dururum. Mesafeli, hani böyle bir duvarları olan bir insan gibi dururum. Ama benimle birkaç kez iletişimde olup belli şeyleri,
birlikte yaptığımız kişiler benim gerçek kişiliğimi daha çok anlayabiliyorlar. Ama siz böyle görünmüyorsunuz, siz böyle değilmişsiniz, biz sizinle oldukça tanıdık sizi. Siz çok farklı biriymişsiniz, biz dışarıdan sizi çok soğuk, suratsız biri olarak. O ciddiyet aslında, evet. Ben de ilk sizi gördüğümde hani o ciddiyetin farkına vardım aslında. Evet, çok ama ciddi. Ama tanıştıkça o samimiyeti de hissetmeye başladım diyebilirim. Evet. Bunu çok kişi söylüyor. Yavaş yavaş alışacaklar benim gerçek kimliğimin kim olduğuna. Kesinlikle öyle. Her zaman kapım herkese açık. Telefonlarım zaten sürekli açık. Herkese istediği gibi ulaşabiliyor. Yani bizde bir sınırlama yok. Evet. Her dakika onların hizmetindeyiz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Evet, başta da söylediğimiz gibi hani devlete veya hizmetlere en yakın olduğu kapı aslında muhtarlar, halkın. O konuda hani size her dakika ulaşabileceklerini, her sorunu sizle çözebileceklerini bilmeleri, onlara onu hissettirmeniz çok önemli. Bu konuda gerçekten hani teşekkürlerimi sunayım ben de oradaki Esentepe Mahallesi sakinleri adına. Ben teşekkür ediyorum. İşte dediğim gibi çok yeni. Herkes tanıdıkça benim kim olduğumu daha iyi anlayacak. Kesinlikle öyle. Daha önceki hayatınızdan da biraz bahsetmek isterseniz onu da dinlemek isteriz izleyicilerimizden. Daha önceden bir küçük belediyecilik geçmişim var. O da öğretmenlik tayinim beklediğim dönemde boş kalmamak için yaptığım şeydi. Aslında dikiş ve moda tasarım öğretmeniyim. Çok güzel. Bunun yanında 8 tane de branşım var. Bu kadınlar ve çocuklar benim için çok değerli. Ben kadınların muhakkak ve muhakkak bir şeyler üretmesinden taraftarım. Evet, çok haklısınız. Hem kendi cep harçlığını çıkarıp o parayı harcamak o kadar keyifli bir şey ki. Hem de o ekonomik bağımsızlığı elde edebilmek. Elde edebilmek. Belki çok büyük şeyler değil. Ama ufak da olsa üretmenin verdiği haz ve keyfi aldıkça daha çok üretiyorsunuz. Şimdi ben atölyemi taşıyacağım, boşaltıyorum. Bir atölyem var. Orada elimden geldiğince öğrenmek isteyenlere bir şey öğretiyoruz. Malzeme desteğinde bulunuyoruz. İşte buradan bizim bir üretici kadınlar grubumuz var. Şimdi bu üç mahalle bir araya gelerek bir pazar yapıyoruz. Üretici kadınlar kendi ürettiklerini getiriyorlar. Direkt orada satıyorlar. Çok güzel. O gün bütün gün hep beraberiz, çalıyoruz, oynuyoruz, eğleniyoruz. Bu bizim kadınlar için bir de sosyalleşme açısından çok büyük fayda. Kesinlikle. Stres atıyorlar, birbirinden örnek alışverişi yapıyorlar, muhabbet ediyorlar, dertleşiyorlar, dostluklar ediniyorlar. Bu gerçekten paha biçilemez bir değer. Kesinlikle öyle. Yani o karmaşanın içerisinde, hayat karmaşasının içerisinde, belki ailesinde yaşadığı zorlukların içerisinde bir hani hemcinsinden, bir kadından bu desteği buluyor olması, bu alanı sizin kuruyor olmanız aslında çok değerli gerçekten. Aslında ben her zaman söylediğim bir laf vardır benim. Bu genelde bunu söylerim. Maalesef ki dünyamızda kadının düşmanı kadın oluyor. Aslında erkek değil. Kadınlar birbirlerine, hemcinslerine el verse, destek olsa çok daha farklı şeyler olabilir. Çok haklı bir noktaya değindiniz. Evet. Maalesef gerçekten bir kadının düşmanı kadın oluyor. Erkekler bizim baktığımız gibi bakmıyor olaya. Onlar daha düzler bu konuda. Ama kadın daha ince düşünmeli. Kadın empati yapabilmeli. Bu yapılmadığı zaman işte orada bir sıkıntı yaşanıyor. Karşınızdakine de çok büyük zararlar verebiliyorsunuz. Bu bilinçli veya bilmeden yapılan bir şey olabilir ama maalesef günümüzün gerçeği. Gerçi bu yıllardır böyle bir gerçek. Evet, evet aslında doğru. Yani buna örnek verecek olursak, ülkelerde aldatmadan ayrılanların %90'ında erkek hoşuna yapmıyor bu iş. Doğru. Onun yanındaki kadın karşısında bir hemcinsi olduğunu, kendisine yapıldığında alacağı yarayı düşünse, bu işe kalkışmaz ve o kadın da yara almaz. Burada bir bu her konuda, bu her konuda bu şekilde. Empati yapamıyoruz. Çok haklısınız. Ya her konuda böyle dediğiniz gibi, hem kadın erkek ilişkilerinde hem çocukların bakış açısından bakamamamız gibi, hem halkın işte hani dejenere kesimlerinin bakış açısından bakamadığımız gibi çok çeşitlendiriliyor ve ülkemizde gerçekten en büyük sorunlardan biri empati dediğiniz gibi. Yani mesela bir dedikodu, bir laf üretme veya birini kınamayla başlayan ve o kişinin sonunda sıkıntılı durumlara düşürene kadar götüren yine kadınlar.
maalesef. Yine hemcinslerimiz. Bu yüzden ben kadınların birbirlerine sahip çıkmalarını, empati kurmalarını, evet, herkesin bir anne olduğunu, bir kadın olduğunu ama her bireyin de kendine göre bir karakteri olduğunu unutmamaları gerekiyor. Onlara bir kimlik kazandırıyorsunuz aslında bu, evet, çalışmalarla. Çünkü düşünün, bir ailede 3 kardeşsiniz, 2 kardeşsiniz ama herkesin karakteri farklı. Evet. Düşünceleri farklı, idealleri farklı, hayata bakışı farklı. Kesinlikle. Siz de bunu karşınızdaki insanları anlamaya çalışarak, kimse kimsenin tıpatıp aynısı olamaz. Yani ikiz çocuklarda bile zaten DNA'larında, evet, hani farklılıklar olmasa bile, tek yumurta ikizleri bile olsa çok farklı karakterlere sahip büyüyorlar yani. Evet, işte tatlısınız, benim gibi değil şeyiyle yargılamak en tehlikeli şey hayattaki şeylerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Maalesef. Maalesef. Çok haklısınız. Peki şöyle devam edeyim isterseniz. Şimdi seçim dönemine dönmek istiyorum aslında. 31 Mart 2024'ün öncesine dönmek istiyorum. O adaylık sürecinizde diğer önceki muhtarınızla olan iletişiminizle veya mahallenizde yaptığınız seçim çalışmasına değinmek istiyorum aslında. Nasıl geçti o süreç sizin için? Şöyle geçti. Ben zaten muhtarlıktaydım 3-4 seneden beri. Dediğim gibi sosyal konularda, yardımlarda, üretici kadınlarla ilgilenerek, üretici kadınların o dönemde de pazarını açmalarında muhtarlığımızla beraber çalışıyordum. Evet. Kadınlarımıza destek çıkıyordum. Zaten birçok kişi tanıyordum. Muhtarımız bir rahatsızlığından dolayı geri çekilmek istedi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Nacizane olarak onlar beni aday gösterdiler. Teklifle geldiler. Biraz düşündüm, olur olmaz, olur olmaz, en sonunda karar verdik olur diye. Hep beraber yine çalıştık. Zaten eski muhtar arkadaşımın, Şenay Hanım'ın eşi de meclis üyesi. Benim muhtarlık döneminde hem onun meclis üyeliği için hem benim muhtarlığım için birlikte çalışmış olduk aslında. Aslında birlik içerisinde bir seçim çalışması diyebiliriz o zaman. Aynen. Çok güzel. Aynen. Çünkü hani çok fazla çekişmelerin yaşandığı yerlerde oldu. Hem muhtarlık açısından hem belediyeler açısından. Yani çok küçük hanelerin olduğu, çok küçük sayıların olduğu mezra gibi diyebileceğimiz veya köy diyebileceğimiz, mahalle diyebileceğimiz yerlerde bile çok hani sanki Türkiye geneli seçimleriymiş gibi yarışlar oldu. Evet. Yani ben de şahit oldum bunlara. Biz de o gördük yüzden, evet, bununla ilgili. Çok, o yüzden çok barışçıl, çok güzel bir ortamda geçmiş aslında seçim süreci. Evet. İki adayımız daha vardı. Bir mahallemizden bir gencimiz, yine bir genç kızımız vardı. Çok güzel. Gayet benim için şey değildi. Bu bir hırs değildir bana göre. Kim hizmet vermek için ve bazı şeyleri bilmeniz gerekiyor burada yapabilmeniz için. Kesinlikle öyle. Belki benim yaşımdan dolayı ve çalıştığım ortamlardan dolayı sosyal projelerde çok fazla çalıştım. Derneklerle çalıştım, STK'larla çalıştım. O yüzden biraz daha fazla bu konuların içinde olduğumdan dolayı, evet, ve de muhtarlıkla da beraber, muhtar arkadaşımla da beraber devam ettiğimiz için biraz daha onlardan önde bitirmek gibi bir şansım oldu. Doğru, haklısınız. Bir de şeyi sormak istiyorum muhtarım size, merak ettiğim için. Hem seçim öncesi hem seçim sonrası olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani o kampanya sürecinde veya seçim sonrası ziyaretlerinizde böyle karşılaştığınız en garip veya en böyle şaşırtıcı an nedir diye sorsam size. Aslında şöyle söyleyeyim. Çok şaşırtıcı değil. Mahalleliği herkesi tanıyorum. Ama aralarından bazıları, dedim ya benim bir şey duruşum var. İlk durduğumda biraz sert ve soğuk dururum. Daha önceki muhtarıma alışmışlar 5 yıldan beri. Evet. Artık samimiyet kurulmuş, belli bir şeyin içindeler. Ve o muhtarımız çok eskiden beri o mahallede oturan bir kişi. O yüzden herkes birbirini tanıdığında, ay bu bizim nasıl konuşmaz, bu şey büyük burunlu. Sizi tanımadıkları için. Tanımadıkları için. Hala daha bunu diyenler var. Düşünebiliyor musunuz? Aslında öyle bir insan değilim. Evet. Diyorum ya size. Benim belediye çalışanı, en alttaki emekçi kardeşlerimle de ben yeri geliyor yemeğimizi paylaşıyoruz. Evet. Yeri geliyor çayımızı paylaşıyoruz. Kahvemizi paylaşıyoruz. Dertleri varsa dertlerini dinliyorum. Gösterebileceğim, ablalık yapabileceğim bir şey varsa
onları yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle. Aslında dediğim gibi o şeyi kırdıklarında duvarı arkasında çok farklı bir sakine var. Evet, bu yayını izlediklerinde de anlayacaklar aslında sevgili izleyenlerimiz. Muhakkak anlayacaklar. Benim kapım herkese açık. Kesinlikle. Telefonlarım herkese açık. Evet. Elimden geldiğince vakit saat gözetmek için ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Herhangi bir yapabileceğim bir şey varsa yanlarında olmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi zaman. Kesinlikle öyle zaman. Zaman. Çok yeni bir de haklısınız. Evet, 6 çok ay yeni bir süreç. 6 ay buna rağmen süreç... çok başarılı yönetiyorsunuz bu süreci. Bana göre de öyle. Kimisine göre başarılı, kimine göre başarılı değil. Herkesin çünkü isteği farklı, memnuniyeti evet, farklı. Kesinlikle öyle. Beklentileri çok farklı diyelim. Beklentiler çok farklı. Bu arada yönetmenim de uyardı beni. Son 5 dakikanın içerisine girmişiz. Şöyle genel bir konuşma yapmak isterseniz dinleyelim sizi. Şöyle söyleyeyim. Tüm mahalle halkıma sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Telefonlarım 7/24 açık. Her zaman arayabilirler. Gelip çayımı, kahvemi içebilirler. Ben mahallede çünkü dediğim gibi çok tanınmıyorum. Ama ben sokakları geziyorum. Gören beni, ben gülümsüyorum, merhaba falan diyorum. Bazısı selam alıyor, bazısı almıyor. Tanımadıkları için belki de. Evet, doğru. Bir de yaz dönemindeydik. Biz de herkes yazlıklarda biliyorsunuz yeni yeni doğru, evet. Gelmeye başladılar. Tatil döneminde. Ama ben herkese diyorum ki buyurun gelip bir kahvemi için. Benimle tanışın. Aslında gerçek sakinim muhtarınızla anca tanışmış olacaksınız. Çok güzel söylediniz gerçekten. Bütün izleyenlerimize o zaman biz de seslenelim. Sakine Daloğlu'nu tanımak isterseniz kendisinin de ifade ettiği gibi aslında hem muhtarlığının kapısı hem de telefon numarası herkese açık. Her zaman da sizi dinleyebilecek kadar samimi bir insan kendisi. Ben birebir tanıştığım için de bunu söyleyebiliyorum. Bugünlük Benim Muhtarım programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her çarşamba sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Bunun da bilgisini vereyim. Yönetmenimiz Batuhan Vuruşkanlara, kameraman arkadaşım Elif Keskin'e ve onların özelinde tüm TV9 ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi haftalar dilerim.